Günaydınlar, merhabalar can dostlarım. Huzur içinde kazasız belasız, acısız dertsiz, huzurlu bir gün geçirmemiz dileğiyle güne başlıyor muyuz? Hadi bakalım Rabbimizin izniyle başlıyoruz. Hemen de sizlere bir hal hatır sormak istiyorum. Ondan sonra barbunyamı ayıklamaya devam edeceğim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız şükürler olsun Allah'a, bizler de çok çok iyiyiz. Dün Ali dayım bana bir poşet barbunya getirdi. Kendi bahçesinden toplamış. Dedim bugün yapıvereyim bari hemen tazecik tazecik. Yalnız buradan 2-3 yemeklik çıkar. Bir yemeklik yapacağım. Geri kalanını da dondurucuya koyacağım canlarım benim. Bugün bizde barbunya yemeği var. Bir de havucum olsaydı elimde. Havuç yok maalesef. Artık içine birazcık patates koyarım. Mis mis, yanına da bulgur pilavı. Daha ne olsun, şükürler olsun. Şükürler olsun Rabbimize. Evet, üzerimde hırkayı gördünüz. Havalarımız serinledi. 3-4 günden beri bir serinlik var sabah akşam ama bugün daha böyle bir keskin soğuk hissettik Fatih'le birlikte. 6.30'da kalktık işte. Buz gibi. Hemen üzerimize hırka aldım. Ben o da polarını aldı. İşte karın doyurma operasyonunu yaptık. Ondan sonra Fatih'i işe yolcu ettim. O da bugün Isparta'da olacak ve de geç gelecek. Gerçi çok geçe kalmaz da 8-9 gibi gelirim dedi. Yani akşam yemeğini beraber yeriz dedi. Peki dedim ben de. Böyle geç gittiği zaman biliyorsunuz çoğunluğunda ben tek başıma yiyorum akşam yemeğini. Ama bugün beraber yiyeceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. Onu diyordum. Üşüdüm. Herhalde günün ilerleyen saatlerinde hırkayı çıkartırım diye düşünüyorum. Hava ısındıkça, güneş tepeye çıktıkça. Saat şu anda 8.30. Canlarım, dur bakalım. Isı pompamız da yarın bir gün takılacak. Biliyorsunuz bir aralar sizlere söylemiştim. Arkadaşlar gelip keşif yapmışlardı, fiyat çıkardılar. Ondan sonra biz başka bir firmayla daha görüştük. Onlar da geldi işte, bir baktı, fiyat çıkardı. Fiyatlar hemen hemen aynı. 4-5 tane marka var. Vallahi 110 bin liradan başlıyor. Merak eden arkadaşlar da olmuştu şu ısı pompasının fiyatını öğrenince. Bize de bilgi verir misin Ebru diye. 110 bin ile 140 bin arası. Yani en uygunu 110 bin, en pahalısı 140 bin. Canlarım benim. Sadece bir cihaz yani. Gerçi birkaç daha parça takılacak şey varmış. Ama yani bir cihaz 110 bin lira. Hayırlısı. Ben bu kadar tutacağını inanın tahmin etmiyordum. Benim tahminlerim böyle hani 70-80 falan diye düşünüyordum. Fatih yok, o kadar değildir dedi. Biraz daha fazladır ki Fatih gene yanılmadı. Neyse, dediğim gibi hayırlısı olsun. Şimdi sabah dışarıda kedileri köpekleri doyururken Fatih'le de bir taraftan konuştuk. Aklımızda işte önce kümesi yaptırmak vardı. Hani bir ay sonra falan da ısı pompasını taktırırız diye düşünmüştük. Hani bütçeyi ona göre ayarlamıştık. Hadi dedik öncelik kümesi olsun. Havalar iyice soğumadan. Yalnız şimdi Fatih şey diyor. Acaba ısı pompasını mı taktırsak? Bu arada tabii taktırmadığımız süre içerisinde her ayda fiyatlar artıyor. İster istemez. Dedi biz önceliği dedi ısı pompasına verelim. Yarın bir gün arkadaşlar gelsin taksınlar ısı pompasını. Artık dedi kümesi de dedi ısı pompasından sonra. Ona göre bir ayarlama yaparız. Şimdilik dedi küçük kümeste. Yani bir ay. O da en fazla 1,5 ay. Tavuklarımız o kümeste idare edecek. Şimdi hakikaten pompayı taktırmazsak havalarda birden soğudu. Bundan sonra gidişat soğuk. Canlarım evin içinde. Gerçi şöminemiz var da. Ne bileyim, Fatih öyle deyince ben de olur dedim. Biliyorsunuz. Üşümeyi pek sevmeyen bir insanım ben. Yani soğuğu pek sevmem. Hadi dedim hayırlısı olsun. Önce ısı pompası, sonrası kümes. Artık bahçenin peyzajını da yavaş yavaş, kümes yapıldıktan sonra neyin ne olacağı zaten belli oldu. Renderları sizler de gördünüz. Birçoğunuz beğendiniz. Beğenmeyen arkadaşlar gene oldu. Şurası şöyle olsun, burası böyle olsun diye yazanlarınız oldu. Çok çok teşekkür ederim.
yeni yeni fikirler veren, yazan arkadaşlar oldu. Allah razı olsun. Tabii ben o zaman da Fatih'le ikimiz dedik ya, yani o gördüğümüz resimlerin birebir aynısı olmayacak. Yani öyle bir şart da yok. Ufak tefek değişiklikler olacak demiştim sizlere. Özellikle o kamelya kısmı. Hani ben o şekilde istemiyorum. Daha böyle otantik bir görüntü. Ama o cam şeklinde, camekan şeklinde Sibel de çok beğendi. Harika olmuş dedi kamelya. Müthiş olmuş dedi. Ama dedim Sibel öyle de. Yani ben biraz daha farklı istiyorum. Neyse hayırlısı daha. Zaten o bahçe peyzajına daha var. Artık bahar aylarında ağaç dikiminden sonra yavaş yavaş yürüme yoluydu. Işıklandırmasıydı. O suydu bu suydu olacak. Canlarım benim. Sizin orada havalar nasıl? Yazın bakalım soğudu mu? Sıcak mı? Büyük bir ihtimal soğumuştur. Dün bir yağmur yağdı. Akşam üzeri yalnız öyle çok değil. Gene böyle bir serpiştirdi. Arka taraftan geldi. Bu taraf böyle kapkaranlık. Ön taraf güneşli. Dedim Allah'ın hikmetine bak. Bu tarafta böyle yağmur yağarken orası güneşli. Kurban olduğum Allah'ım. Neyse rahmet atıştırdı iri iri. Böyle pat 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 pat. Yarım saat sürdü. Toprak hafif ıslandı. Ama o toprak kokusu muazzamdı. Bütün kapıları pencereleri falan açtım. Yalnız soğuk da var bir taraftan. Gene üzerime giydim bu hırkayı. Öyle oturdum. Yağmurun yağışını izledim canlarım. Arif abiyle konuştum. Dedim Arif abi benim dedim turşulukları getireceğim mi? Baksana dedim geçiyor zamanı yok yok dedi. İlk bir getirmiş çıkmış. Onlar iyi değilmiş. Turşuluklar yumuşak yumuşakmış. İkinci dedi getireceğim dedi inşallah dedi daha güzel olacak Ebru. Az bir bekle getireceğim yakın zamanda. Tamam dedim turşumu da yapıp koysaydım kenara iyi olacaktı. Yalnız hani şey yapacağım hepsini karışık. Son anda fikrimi değiştirdim. Hani dedim kornişon salatalıklar, lahana, o suydu bu suydu böyle ayrı ayrı yaparım. Hepsini karışık yapacağım. Bir tane şöyle kocaman lahana alacağım. İşte birazcık kornişon, havuç. Hepsini bir kavanoza basacağım. Öyle daha iyi. Biber az bir şeyde. Böyle tek tek uğraşmayayım dedim geçen senelerdeki gibi. Aman geçen sene bayağı bir abarttıydım. İyi de oldu. Maşallah herkes yedi turşularımdan. Of of. Rabbim güç kuvvet versin de her şeyi yapar yapar hallederiz. Allah'ın izniyle. Barbunyalar da pek güzel. Sizlere de şöyle bir göstereyim. Baksanıza. Bunları önden bir haşlarım. Şöyle 15-20 dakika ondan sonra yaparım. Şimdi barbunyalar haşlanırken de elbiselerimi göstereyim sizlere. Geçenlerde bahsetmiştim ya. Cennetciğim çok öpüyorum seni. Kendisiyle de görüntülü konuştuk. Ona da bir mini defile yaptım. WhatsApp'tan aradım işte. Çok beğendim. İki elbise bir tulum. Ben üçünü de elbise zannediyordum. Tulum olan beni şaşırttı. Sürpriz oldu bana. Cennette söylemediydi. Nasıl gülüyor? Kız dedim bu tulummuş ya dedim ben. Evet dedi. O kadar güzel olmuş ki. Kumaşın rengi, deseni. Yani provasız cennet. Sadece oraya gittiğimde ölçümü aldı. O kadar. Hiç prova yapmadan tam üstüme göre tulumu da elbiseyi de yapmış bacım. Yalnız elbiselerden bir tanesi bel kısmı birazcık bol geldi. İnşallah onun da şeyini yapacak. Yanlardan işte pens falan atacak, daraltacak. Neyse şu barbunyayı haşlamaya koyduğum zaman sizlere bir elbiseyi göstereyim. Yalnız giyip de defile yapamam. Neden? Arkadan fermuarlı. Şey... Onu kendim çekemiyorum. Fatih çektiydi işte. Artık Fatih geldiğinde bir giyerim. Ya da üstümde görürsünüz tulumu ya da diğer elbiseyi. Ben çok beğendim. Harika. Poşetin içinden biber de çıktı. Güzellerim. Eline emeğine sağlık. Bir de lavanta kesesi yapmış. Kendi bahçelerinden lavanta toplamış. Bak size göstereyim. Burada elbiseler yukarıda da. Elbiseleri birazdan indiririm. Yalnız lavanta kesesinin güzelliğini şöyle
Bunu da kendisi yapmış. Dediğim gibi ellerine sağlık. Harika kokuyor. Şimdi bu içindeki lavantayı, bende küçük küçük keseler var ya, o küçük keselere pay edeceğim. Elbise dolabına, yani kıyafet dolaplarına koyacağım. Mis gibi koksun. Dedim Cennet, bunun kokusu ne kadar gider? Hani hemen geçer mi? Yok dedi. Taze lavanta olduğu için bir sene dedi dayanır. İnşallah dedi, ben dedi her sene dedi sana dedi böyle gönderirim. Tamam dedim ben de. Hadi bakalım. Ama müthiş kokuyor ya. Müthiş. Şimdi elimi hızlandırayım. Hemen şu barbunyayı bir halledeyim. Geldim buraya oturdum. Önce oradaydım. Başladıydım barbunyayı ayıklamaya. Sizin yanınıza gelmeden önce orada böyle belim ağrıdı. Uzun süre oturduğum zaman sandalye üzerinde belim ağrıyor. Omuzlarım falan. Hadi dedim buraya geleyim. Benimkileri de alayım yanıma. Barbunyaları ocağa koydum. Elbiseleri de koltuğun üzerine hazırladım. Hadi bakalım. Yavaş yavaş gidelim o tarafa. Şunların renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Şuna bayıldım. İşte bu büyük gelen. Bunu inşallah Cennet bel kısmını güzelce daraltacak. Bunun kumaşına, rengine, desenine bayıldım. Harika. İlk başta bundan başlayalım. Şöyle bebe yaka. Güzellerim. Kolları lastikli. Harika bir şey. Bir de üzerimde görseniz çok güzel duruyor. Özellikle de şu Fatih buna bayıldı. Bu elbiseye ben de aynı şekilde. Beli görüyorsunuz büzgülü, lastikli. Önce şunu şöyle bir göstereyim. Hatta dur ben şey yapayım bunları. Sizleri tripoda koyayım da elime alayım, öyle daha güzel görünür. Dedim ya, üzerime de giydiğimde bir bakarsınız duruşuna. Ama tulum falan efsane olmuş. Çok güzel olmuş. Böyle bol döküm. Tam istediğim gibi. Şimdi gel bakalım. Yakalara bayıldım ya. Bebe yaka olması gerçekten çok güzel. Şöyle canlarım. Gideyim bakayım. Ay kararıyor da. Nasıl yapalım? Şöyle döndürsem, aydınlığa alsam. Hah bak, böyle daha güzel. Sizleri de kusura bakmayın, eviriyorum, çeviriyorum, döndürüyorum. Artık kusura bakmayın. Doğru ışığı yakalayabilmek için öyle dört dönüyoruz bazen sizlerle birlikte. Şu şekilde. Aslında var ya, Cennet'e de dedim, şöyle dedim, bir kemer taksam gene bu olur. Yani belime bir kemer takıversem. Yok yok dedi Cennet. Hani kemer taksam da olur ama en güzeli dedi, ben onun bel kısmını dedi güzelce bir daraltayım. Tamam dedim ben de. Onu buraya koydum. Bu arada elbiseler de buram buram lavanta kokuyor. Keseyi de arasına koymuş elbiselerin. Evet, Fatih'in favorisi. Bunun yakası da çok güzel. Şöyle. Bu yaka neyi hatırlattı? Belki de sizlere de hatırlatmıştır. İlkokul yakası. Böyle yakalar vardı. İlk başta annem bize örerdi dantelden yaka. O kadar güzel yapardı ki annem, öğretmen sorardı böyle. Öğretmenlerin dikkatini çekerdi. Ay nasıl güzel, böyle çeşit çeşit ama. Üç kıza da 4-5 tane, her birimize ayrı desenden. Dediğim gibi öğretmenlerin dikkatini çekerdi. Böyle bakarlardı yakalar. Ondan sonra hazırlar falan derken öyle o örgü dantel yakaların şeyi gitti canlarım. O şeyi hatırlattı bana yakası. Beli böyle lastikli. Etekleri falan çok güzel. Uçuş uçuş. Şu şekilde, rengi de harika. Ve de tulum. Tulum çok tarz duruyor. Harika. Yani böyle gösterirken çok belli olmuyor modelleri. Üzerine giydiği zaman insan anlıyor nasıl durduğunu. Dedim ya, yine diyeceğim, giydiğim zaman daha güzel belli olacak. Boyu falan tam böyle denk her birinin. Yani ayağımda terlik olmasa, ev gezmesine gitsem mesela ayakkabıları çıkar. Hiç böyle dolaşmıyor ayağıma etek uçları falan. Bu da şu şekilde tulumumuz.
Mesela ben bunun bir şey yaptım. İlk gözüme büyük geldi benim. Bak şimdi göz yanıltıyor insanı. Üzerime bir giydim, çuk oturdu. Harika oldu. Bunun şeyini de, kumaşını da çok beğendim ben. Desenini falan yeşil böyle. Pudralar, pembeler harika bir şey. Bu da kemeri güzellerim. İster kemerli ister kemersiz. Şöyle güzel de bir kemer yapmış. Cenneciğim eline koluna sağlık hayatım. Öpüyorum seni. Evlatlarına çok selam. Eşim beyefendiye çok selamlar. Güzelim benim. Bunları şimdi birazdan şey yaparım ben. Dolabı askıya. Güzelce yıkamış, ütülemiş. Allah senden razı olsun. Belli zaten kokusundan falan. Yani buram buram lavanta kokuyor ama yıkandığı falan. Zaten elbise dikilirken işte ben de böyle öğreniyorum. Öyle dedi. Önce dedi kumaşları dedi yıkadım. Kumaşların dedi çekme payı var. Yıkamadan dedi yapsam elbiseyi yıkandığında çekebilir. Önce yıkanıyormuş kumaş. Ondan sonra işte dikilecek olan dikiliyormuş. O hesap ediliyormuş. Canlarım sağ olsun Allah razı olsun valla. Yani sabırsızlıkla bu elbiseleri bekliyordum. Müthiş. Şimdi ne yapayım, bir kahve içeyim. Düzeldi düzeldi midem. Düzeldi. Sizleri de alayım yanıma, gidelim mutfağa. Şükürler olsun Allah'a. Dün de çok iyiydim. Midem maşallah bayağı bir kendine geldi. Dün de zaten bak dün hiç kahve içmedim. İnanın. Fatih hatta dedi yapayım mı, bir kahve yok dedim Fatih. Aslında içsem içerdim ama iyice dedim midem bir düzelsin, ondan sonra adam tamam dedi. Yine haşlama patates dün de o şekilde idare ettim. Bugün de inşallah barbunya olacak. Yap kadın, özledim kahveyi, özlemem mi? Hem de peki özledim. Fatih diyor ki ısı pompasını diyor çalıştırmadan önce evde diyor 3-4 gün sadece şömineyi yakacağım. Bakalım nasıl olacak dedi. Test edeceğim dedi. Hani bu alanı ısıtacak mı? Biz tabii onun testini yaptık. Şömine takıldı. Zaten yakın dediler hatırlarsanız. Şömineciler 3-4 gün üstü yakın ki o şey açılsın diye. O zaman tabii buradaki kapı falan, kapı pencere bir şey yoktu. Yani öyle yaptığımız halde şu alanı çok rahat bir şekilde maşallah ısıttı. Şimdi Fatih diyor, pompayı çalıştırmadan yakalım 3-4 gün bakalım nasıl, ne kadar ısıtacak, nasıl ısıtacak. İyi dedim ben de, bir deneyelim. Ondan sonra ısı pompasını çalıştırırız dedi. Tamam dedim, şimdi kahvemi içeyim. Kahve içtikten sonra ocağı kapatırım ben canlarım. Yemeğimi hemen yapıveririm. Ondan sonra badem kıracağım. Şu acı bademleri güzelce bir kırayım da tepsiye yayarım. Birkaç gün öyle güneşte tutacağım. Ondan sonra o bademleri un haline getireceğim. Demiştim ya sizlere bir ara hani tatlılarda kullanırım, kurabiyesini yaparım diye. Birkaç arkadaş o zaman sormuştu. Hani ondan tatlı oluyor mu diye, nasıl yapacağım diye. Olmaz mı? Meşhur bir acı badem kurabiyesi vardır. Müthiş bir şey. O çok severim onu. O mesela ondan. Yani hem un kullanacağız birazcık hem acı badem unundan. Sonra kek de yapılıyor. Canlarım benim bir sürü tarifi var YouTube'da çeşit çeşit. Önce bir kırayım bakayım, kurutayım da ondan sonra kurabiyemizi yaparız. Allah'ın izniyle. O da biraz acı badem kurabiyesi. Ben hiç yapmadım. Şimdi yalan yok. Bir kere yapılırken görmüştüm. Ay taştı. Kapağını kapatmayayım dedim. Ama yine de kapattım. Aralık gerçi ama gene taştı. Ne diyordum? Kurabiyenin bir kere yapılışını gördüm. Birazcık zahmetli. O acı badem kurabiyesi ve riskli yani. Şimdi o kurabiyenin üstünün sert, içinin yumuşak olması lazım. Onu tutturmak da bayağı bir ustalık istiyor. Belki ilk yapmada hani yapamayabilirim. Hep birlikte göreceğiz. Belli de olmaz. İnşallah Allah'ın izniyle olur diye düşünüyorum bakalım. Yok ya ben badem kırmaktan vazgeçtim. Onu akşam üzeri yapacağım canlarım. Şimdi yemeğim pişer pişmez hemen bahçeye ineceğim.
Havada bir serinlik varken şu domatesleri bir sökeyim alayım artık. Orayı boşaltayım. Üzerinde de yeşil yeşil domatesler var ama birçoğu böcekli. Dün baktım öyle kurt girmiş içine. Acaba dedim bunlardan şey yapsam mı, turşu yapsam mı? Hatta birkaç tanesini aldım eve getirdim. Yardım içinde minik minik yeşil yeşil kurtluklar var. Orayı iyice bir açayım bakayım bir. Dediğim gibi hava serinken halledeyim. Badem işini de akşam yaparım. Zaten şimdi yapsam takır tukur sizlerle sohbet etmeye kalksam rahatsız edici bir ses olacak, olmayacak. O işi kendim halledebilirim. Bu arada barbunyaları da çok güzel olmuş ya. Yumuşamış. İnşallah 15-20 dakika içerisinde yemeğim olacak. İnşallah. Bir suyu da koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, bunun zeytinyağlısı daha güzel oluyor. Şimdi dediğinizi duydum. Ama biliyorsunuz Fatih Bey zeytinyağı sevmiyor yemeklerde, salatalarda. Daha önce de söylemiştim. Bir alıştırsa yemiyor adam, ne yapayım. Aslında çok fazla da kokmuyor yani zeytinyağı piştikten sonra. Hadi salatalarda tamam bariz bir şekilde kokusu var da. Ama yemek kokmuyor. Neyse bakalım. Buna birazcık daha su. Patates şimdi suyu çeker. Çok da sulu olmasın da. Ne haber Safir? Keyfin yerinde maşallah. Fatih'in ayakkabısının içine yatmış. Müezza da yatıyor. Diğerleri yatmıyor da Müezza ile bu ayakkabı içine yatmaya bayılıyorlar. Şimdi ocağı kapattım. Yemeğim pişti. Elime makası aldım. Tripodu da alalım. Bir de eldiven. İnelim bahçeye. Hadi bakalım, eldivenlerim şurada. Güzellerim. Tamam. Üzerimden hırkayı da çıkardım. Şimdi dedim şey olur, sıcak basar. Dışarısı serin. Ama o sabahın ilk serinliği yok. Hafiften ılınmış. Nereden geliyorsun Patike? He? Bahçeyi mi dolandın? Tatlı kedi. Fesleğenlerim de iyice kendinden geçti. Baksanıza yaprakları falan sarktı aşağıya. Şey diyeceğim. Sizlere bir sorayım, aklımdan geçti de. Sizlere sormadan şey yapmayayım dedim. Şimdi ben bunun bir tanesini köklesem saksıya, büyük bir saksıya evin içine koysam acaba şey olur mu? Hani kış geldiğinde bahçedeki fesleğendi, naneydi kuruyup gidiyor. Bahar ayında tekrar yeşeriyor da acaba evde ben bunu diri tutabilir miyim? Yapsam mı öyle bir şey? 1-2-3 tane var zaten, şuradakini alıvereyim. Sizler bir yazın bakalım. Bunu aldıktan sonra içeride hem güzel kokar, inşallah tutarsa kafalarını falan da alıveririm canlarım. Bunların da vakti geçiyor yani. Baksanıza domateslerime. İşte şuralardan bak. Şöyle şey oldu mu? Nokta, içinde böcek var demek oluyor. Yani bunlardan turşu murşu olmaz. Hadi bakalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler.
kabak domateslere dolanmış. Şuradaki de, şu da. Domatesleri sökmeye başladım. Abo, her yanımı minik minik sinekler kapladı. Hatta iki tanesi ağzımın içine girdi. Kulağım da burnum da yuttum gene. Sinek güzellerim. Vay. Vay, ne sineklenmiş ne sineklenmiş. Kız hala yüzüme dalıyorlar. Etmeyin öyle. Domates de işte. Hep. Şimdi bunları da oraya taşıyayım. Yine domateslere baktım. Hani böyle kurtsuz olan var mı diye. Yok bacım. Hepsi kurtlu. Tövbe estağfurullah. Of, açıldı burası. Burası açıldı. Ispanağı biberlerin olduğu yere şey yapacaktım, vazgeçtim. Oraya taze soğan sarımsak yaparım. Ispanakları buraya. Burayı şimdi var ya, terlemek daha kolay olur. Şunlar olduğundan dolayı, biliyorsunuz geçen sene öyle yapmıştım ben. Böyle şeyle, sera filesiyle çevrelemiştim ıspanakları. Çok güzel olmuştu. Şimdi acaba bir çapa yapsam mı ya? Ya da yok. Çapayı yarın yapacağım. Şimdi birden kendimi yormayayım. Bir de bu sinekler beni hakikaten çok rahatsız etti. Aşırı. Şunları bir götüreyim ben bakayım. Bak. Bak, bu iyi işte. Aradım taradım buldum bunu. Aklımda kalmış çünkü. Kalmış, bunu kayınbabam verdiydi. Dağınlar buradayken taşınmadan önce keskine. Bu oklava değil güzellerim. Bunu kayınbabam şey için vermişti. Hatırlarsanız onların minik kuşu vardı. Kayınbabam da böyle sopanın üzerine alırdı o kuşu. Böyle gezdirirdi. Ta o zaman bunu bize verdi. Onda da vardı. Sizde dedi sizin kuşları böyle hani gezdirin, şey yapın diye vermişti. Aklımda kalmış. İyi ki de kalmış, aradım buldum. Şimdi şey yapacağım ya, bu şekerimi, deve tabanını güzelce yapraklarını sağlamlayacağım. Böyle sopayla yapraklarının dallarını sabitlemek de gerekiyormuş ama. Canlarım, internetten baktım, araştırdım. Bak şu şekilde, çünkü çok aşağı doğru gittiler. Şimdi jü tipim. Az önce ben bahçedeyken Belgin de aramış. Dedim birazdan ararım, şu işimi de halledeyim. Ondan sonra bir kahve yaparım kendime. Konuşuruz kardeşimle. Kardeşimle ilgili de bana yazanlar oldu. Ne kadar sorumsuz bir ablasın, şöylesin, böylesin vesaire. Hakan'ın durumunu biliyorsunuz. Hani hiç bahsetmedin videolarda, hiç gitmedin yanına, gittim. Ben gittim, hatta Belgin'le video falan da çekmiştik canlarım. Ben o gün çekmemiştim. Video çekmediğim zamanlar ara ara gidiyorum Antalya'ya. Yani o zamanlar video çekmiyorum. Tabii sizler hani hep buradaymışım gibi geliyor sizlere. Öyle görüyorsunuz. Doğal olarak tabii, haklı olarak, ama Belgin'le video çekmiştim. O zaman gören arkadaşlar olmuştu da. Kardeşimin de kanalı var, söyleyeyim. Belgin Vardar diye, bilmeyenler için. Bana diyorlar, Hakan hasta, sen hiç yanında değilsin, şöylesin, böylesin vesaire. Öyle şey mi olur? Aa arkadaşlar diyeceğim gene. Yani evet, ben videolarımda bahsetmedim. Zaten kardeşim Belgin yeteri kadar videolarında hastalığıyla ilgili bahsetti. Yani düşük seviyede otizm çıktı Hakan'da. İşte şimdi tedavi süreci içerisine gireceğiz Allah'ın izniyle. Bir senelik tedavinin ardından inşallah doktoru iyileşecek demiş. Çok düşük olduğu için. İyi ki de hani erken geldiniz. Geç olsaydı biraz daha hani iyileşmesi, tedavi süresi güç olabilirdi, uzayabilirdi falan diye. Rabbime şükürler olsun yani. Erkenden teşhis. Aman güzellerim, sizler de var ya,
Yani böyle hani çoluğunuzda çocuğunuzda zaten doktor demiş ki evde demiş televizyonu açmıyorsunuz, cep telefonlarını kaldırıyorsunuz. Çocukları bu telefon, televizyon çok ama çok etkiliyormuş. Ya ama işte çocuklar da böyle bir ortama, böyle bir dünyaya geliyor. Herkesin elinde ana baba, kardeş, abla, abi herkese telefon, televizyon 7/24 açık. Böyle çocuklar kilitleniyor, bakıyor. Bazen tabii anneler de olmaması gerekiyor aslında. Yani olmaması gerekiyor ama ister istemez hani çocuklar birazcık sakin dursun. Özellikle dışarıya çıkıldığında hani gezmede çocuk sakin dursun diye eline telefon. Yani veriliyor sussun diye. Ne kadar şey işte bak. Yani başa gelince insan anlıyor. Bu telefon, izledikleri şeyler, televizyondaki çizgi filmler, ben hayret ediyorum. Bakın bizim zamanımızdaki çizgi filmler ne kadar masummuş, ne kadar şeymiş. Şimdi sizler de belki farkındasınız. Yani bazı kanalların, hep yani bir sürü çizgi film çocuk kanalı var. Özellikle şu anda YouTube'da. Televizyonda ayrı, YouTube'da ayrı, oyunlar falan vesaireler. Bir kere ben dikkatimi çekti. Zaten dikkatimi çekiyordu. Bir ünlü bir çizgi film kanalı, şimdi ismini vermeyeceğim. O Ben Ten'ler falan oynuyordu ya o kanalda, öyle diyeyim. Hani Ben Ten çizgi film falan ne meşhurdu. Hatta'nın da onları izlerdi. İsmail falan oturuyoruz, o kanal açık. Bir an menopoz dedi çizgi film karakteri. Menopoza mı giriyorum, ne bir şeylik var bende falan dedi. Allah Allah dedim ben, yanlış mı duydum falan. Yoo, menopozdan bahsediyor çizgi film karakteri. Ya buna benzer işte söylenen şarkılar vesaire, çizgi filmdeki yapılan hareketler, karakterler falan. Yani böyle bir enteresan, bilmiyorum. Sizlerin de büyük bir ihtimal dikkatini çekiyordur. İşte şimdi bizim başımıza geldi. Hani tabii bu illaki telefondan, televizyondan büyük bir etken zaten de. İnsanın işte beslenmesi bile çok şey, hani böyle kimyasal, işte biliyorsunuz şimdiki nesil nasıl besleniyor, biz de öyle. Eskiden öyle miymiş? Her şeyin organi, yani içinde koruyucu yok, kimyasal yok vesaire yok. Beslenmeden bile bu otizm şey oluyormuş, yani ta ana karnındayken, yani annenin beslenmesi bir sürü etken. Ama sizler de gözünüzü seveyim, çoluğunuza çocuğunuza ne kadar az televizyon izletirseniz, ne kadar eline az telefon verirseniz o kadar fayda. Yani yine diyeceğim, başımıza geldi. Ama inşallah erken teşhis, yani belirtileri işte kardeşim videolarında anlattı, işte biz de internetten falan araştırdık. Yani belirtiler falan, böyle çoluğunuzu çocuğunuzu iyi gözlemleyin, böyle küçükken şeyken falan. Bir gözlemleyin güzellerim benim. Yani tedbir almakta fayda var. Zaten bunu biliyoruz. Her zaman demez miyiz? Sizler de dersiniz. Çocukları telefondan, televizyondan uzak tutmak lazım. Ama ne mümkün? Yani evde uzak tutsan belli bir yaştan sonra çocuklar dışarıda. Bir aralarda bir internet kafeler vardı. Şimdi o kadar yok. Yani her mahallede 4-5 tane internet kafe. Evde internete izin verme. Çocuk çıkıyor dışarıya. Oynayacağım diye doğru gidiyor internet kafeye. Yani bilmiyorum, Allah sonumuzu hayır etsin, özellikle çocuklarımızı, yani Rabbim kötülerden korusun, kurban olduğum Allah'ım hastalıklardan korusun, kötü insanlardan, kötü şeylerden korusun inşallah. İşte işin özeti, nereden nereye geldik gene? İşte öyle yazanlar oldu bana, hani hiç kardeşine destek değilsin vesaire, neden yanında durmuyorsun diye. Durmaz mıyım? Güzellerim, durmaz mıyım? Bir de şöyle bir şey var. Bazı aile ve özel şeyleri çok fazla da dillendirmiyorum ben. Benim bir yapım bu. Bakın yıllardan beri ben YouTube'dayım. Yani aile içinde sıkıntılarımızı, yani huzursuzluklarımızı, yani bazı üzüldüğümüz şeyleri ben çok fazla böyle hani sizlerle paylaşmıyorum. Hani aile içinde yaşananlar, bence, bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz, aile içinde yaşananlar aile içinde kalır ve aile içinde halledilir bir şekilde. Yani bu böyle olması, bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bizler o şekilde büyüdük. Yani her şey kendi aramızda yaşanır, hallolur.
Yani kendimiz, kendi kendimize bir şeyleri, eğer varsa bir sıkıntılı durum, halletmeye çalışırız. Yani bence her zaman böyle olması gerekiyor. Aile içinde olan aile içinde kalsın diye düşünüyorum ben. Ha bu Hakan'ın hastalığı tabii ki işte kardeşim paylaşıyor. Ha ben tekrar tekrar kendi videolarımda da bunu dillendirmek istemiyorum. Zaten yeteri kadar gerçekten üzüldük, üzülmedik değil. Yani kardeşim videolarında bahsetti. Ben onunla zaten her gün konuşuyorum. Gidip geldim de yanına. Hatta ben ona dedim ki işte geçen haftaydı. Dedim Belgin, ben dedim senin yanına geleyim ablam. Hani dedim bir hafta 10 gün kalayım seninle birlikte. Hem destek amaçlı. Yani manevi yönden yanında olayım dedim. Yok yok gerek yok dedi bana. Gerçekten gerek yok dedi. Allah senden razı olsun, eniştemden razı olsun dedi. Her türlü zaten benim baştan beri biliyorsunuz bir boşanma aşaması işte evliliği şey oldu. Hani o zamandan beri dedi benim yanımdasınız. Allah'ın izniyle dedi kendi ayaklarımın üzerinde. Dedim ablacığım kendi ayaklarının üzerinde de gene dedim bizim desteğimiz her zaman senin arkanda olsun. Olsun tabii diyor da. Hani ben onu bile teklif ettim. Gidecektim yanında kalacaktım onun. Hani onu o üzüntülü şeyinde bırakmak istemedim ama şükürler olsun Belgin. Rabbime diyor hamdolsun şükürler olsun diyor erken teşhis ediyor oğlum diyor yani diyor hani geç kalmış olsaydım daha güç olacaktı falan anladınız konuyu güzellerim hani benim ablalığım işte eleştiriliyor anneliğim anneme karşı evlatlığım gerçi sizler görüyorsunuz videolarda ama hani ben elimden geldiğince annelik olsun, evlatlık olsun, ablalık olsun elimden geldiğince karşımdakine yapmaya çalışıyorum. Benim de kusurlarım var. Yani anneme karşı kusurlarım oluyor, evladıma karşı, kardeşlerime karşı kusurlarım oluyor. Hatasız kul olmaz ki. Ama ne yapıyorum? Eğer böyle kendimde kusur gördüğümde onlara karşı bir hata yaptığımda özür dilemesini de gönül almasını da bilirim ben. Canlarım. Yani durum bu. Kardeşime karşı hiçbir zaman görevlerimi ihmal etmemişimdir. Hiçbir zaman ne evladıma, ne anneme, ne kardeşlerime. Anladınız sizler ne demek istediğimi güzellerim. Rabbim inşallah Hakan'ımın şifasını versin. Bu rahatsızlığı çeken bütün evlatlarımızın şifasını versin. Kurban olduğum Allah'ım. Yani tedavisi var mı? Var. Tabii eğitimle, tedaviyle falan geçiyor ama tabii güç bir durum bu. Rabbim annelere, babalara çok büyük sabır versin inşallah. Güzellerim benim. Şimdi şunları yerine koyayım. Şekerim de tamam. Yaprakları toplandı. Ondan sonra kendime bir kahve yapayım da kardeşimi bir arayayım. Kardeşimi aradım. Telefona bakmadı. Ya Hakan'la uğraşıyor ya da işi var şu anda canlarım. Birazdan herhalde dönüş yapar bana. Kahvem de hazır. Şöyle dökmeden şuraya koyalım. Yemeğimi de göstereyim mi sizlere? Pek güzel oldu. Tadına da baktım. Müthiş. Tuzu falan yerinde. Suyu falan da tam güzel oldu bak. Kıvamı. Ne çok koyu ne de çok sulu. Ah bir de havuç olaydı. Daha lezzetli olurdu. Şimdi kapağını kapatalım. Oturayım kahvemi içeyim. Kahvemi içtikten sonra da bir duş alacağım. Domatesler kaşındırdı. Hırkayı çıkartırsam sonradan aklıma geldi de eve gelip hırkayı alıp giymeye üşendim. Canlarım benim. Kollarım falan kaşınıyor. Hatta var ya saçlarım. Dipleri falan kaşınıyor. Büyük bir ihtimal şu anda minik minik böceklerden var diye düşünüyorum. Öyle gidiyordu. Bahçe eşiğiyle uğraşırken geliyor minik böcekler yerleşiyor kafama. O kadar sineğin içinde normal yani. Of acayip bir sinek vardı. Acayip. Yani o domateslerden dolayı işte iyice kuruyup gitti ya. Yani iyice de kurumamış yeşilliği falan vardı ama işte o domateslerin kurtlu olması vesaire. Tavuklarda sürekli onun altında yatıyorlar, eşeleniyorlar falan. İster istemez böceklenip sineklendi etraf. Neyse şimdi arınır Allah'ın izniyle. Ne yapalım artık? Bugünlük benden bu kadar olsun mu? Olsun. Canlarım benim.
Şimdi kahveyi içtikten sonra dediğim gibi güzelce bir duş alırım. Ondan sonra oturacağım, birazcık yemek yiyeceğim. Sonra da ilaçlarımı alacağım. İlaçlar yalnız şu dikkatimi çekti. Bende acayip derecede uyku yapıyor. Yani bir tane mide ilacı var, bir antibiyotik var. Dedim ya sizlere en son izlemiş olduğunuz videoda 4-5 tane ilaç var diye. Arda arda alıyorum. Bir tanesini aç karnı alıyorum da. Diğerleri peş peşe. Gerçi 10-15 dakika arayla alıyorum ben. Acayip bir uyku yapıyor bende. Uykumu getiriyor. Yani özeti, ilacı aldıktan sonra birazcık yatarım diye düşünüyorum. İnşallah. Hadi bakalım. Ve de inşallah bu videomu da severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Her biriniz her zamanki gibi kocaman kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.